Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Kars Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e aittir. Buyurun Sayın Koçyiğit. Sayın Milletvekili, Grup Başkan Vekillerinden sonra söz vereceğimi ifade etmiştim. Grup Başkan Vekillerinden sonra söz talebinizi karşılayacağım. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. İyi bir çalışma haftası diliyorum. Son sözleri yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de katledilmelerinin, idam edilmelerinin üzerinden tam 52 yıl geçti. Ben bu vesileyle üç fidanı saygıyla, sevgiyle, minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Onlar özgür demokratik Türkiye, eşit özgür demokratik Türkiye mücadelesinin bayrağını en önde taşıdılar. Hepimiz için ipi göğüslediler ve bizler de buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyoruz. Bizler denizlerin, mahirlerin, mazlumların, İbrahimlerin ve Hikmet Kıvılcımların yolundayız. Onlar bizim öncülerimiz. Bu yolun takipçisi olmaya, onların mücadele bayrağını yükseltmeye de devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 5 Mayıs günü biliyorsunuz Hristiyan aleminin Paskalya bayramıydı. Bizler de eş başkanlarımız ve heyetimizle birlikte Mardin'de Kırklar Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeydik. Birlikte orada bayramlaştık. Ben bu vesileyle bir kez daha Paskalya bayramının dayanışmaya, özgürlüğe, eşitliğe ve demokratik bir Türkiye'ye vesile olması dileklerimi buradan ifade etmek istiyorum ve bütün Hristiyan aleminin Paskalya bayramını kutluyorum. Yine 5-6 Mayıs tarihleri Hıdrellez biliyorsunuz. Buradan yine bütün Hıdrellez'i kutlayan halklarımızın da halklarımıza da bolluk, bereket ve umut getirmesi dileğini ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, biliyorsunuz AKP döneminde de, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde de yok sayılan inançların başında Alevi inancı geliyor. Ama bunun AKP döneminde ivme kazandığını hepimiz biliyoruz. Örneğin bunlardan birisi Dersim Düzgün Baba Cemevi'nde daha önce Cemevi yönetimi kaymakam tarafından tehdit edildi. Ama bu tehditlerle de yetinilmedi. Orada valilik talimatıyla Cemevi'nin tahliye edilmesi istendi ve dernek başkanı Sinan Kırmızı Çiçeğe de 7,5 yıl ceza verildi. Aslında bu cezanın Sinan Kırmızı Çiçek şahsında Alevi inancına, Alevi yoluna, Alevi itikatına verilmiş bir ceza olduğunu ifade etmek istiyorum. Alevi toplumunu, Alevi inancını sürekli asimile etmeye çalışan, sürekli kuşatmaya çalışan, sürekli devletin Alevisini yaratmaya çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Ama söyleyelim buradan, bugün çokça konuşuldu. Biz Kerbela'da Yezid'e diz çökmemiş, Yezid'e teslim olmamışız. Bundan sonra da hiçbir Yezid anlayışına teslim olmayız, boyun bükmeyiz. Bu topraklarda tek bir Alevi de kalsa bu yolu, bu itikatı devam ettireceğiz. Bu konuda ben bir kez daha AKP hükümetini hukuka ve inanca, Alevi inancına saygıya davet ediyorum. Tabii sadece bununla da kalmıyor Alevi inancını asimile etme ve kuşatma politikası. Biliyorsunuz Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı birkaç hafta öncesinden cemevlerinin su faturalarını ödeyeceğini ifade edildi. Ve burada aslında kurulan Alevi Bektaşi Kurulu'nun başında da bir Alevilik açısından düşkün olarak ilan edilen bir zat bulunuyor. Biz buradan söyleyelim, su faturalarını ödemenizi istemiyor Alevi toplumu. Alevi toplumu, Alevi inancına mensup olan insanlar cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasını istiyor. İnançlarına saygı bekliyorlar ve eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanmasını bekliyorlar. Bu konuda adım atın, yoksa bizler kendi cemevlerimizin su faturasını da, elektrik faturasını da öderiz. Bunu yeni bir asimilasyon politikasının devamı olarak görüyoruz ve asla tasvip etmemizdiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine biliyorsunuz Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya çıkardı. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı bu yükselişe çok sevinmiş ve açıklama yaptı. Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. Uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız diye bir açıklama yapmış. Şimdi Sayın Şimşek, şunu sormak istiyoruz biz buradan. Göreve geldiğinden beri
emekçilerin yoksulluğu arttı, işsizlik arttı, geçim sıkıntısı gün geçtikçe derinleşiyor. Emekliler can çekişiyor, 10.000 TL ile ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Ama buna sevinen, uluslararası kredi derecelendirme notunu arttırdığına sevinen bir Maliye Bakanı var. Gerçekten hayret ediyoruz. Biz buradan soruyoruz, neden aslında bu ülkedeki Hazine ve Maliye Bakanı'nın övünmesi gereken uluslararası kuruluşların kredi derecelendirme notunu arttırması değil, yurttaşların refahı artarsa övünmesi gerekirdi. İşsizlik rakamları düşerse övünmesi gerekirdi. Çocuklar okula karnı tok gidip gelirse övünmesi gerekirdi. Ve bu ülkedeki işsiz gençlerin ülkeden umudunu kesmek yerine bu ülkede geleceklerini görmesinden mutlu olması gerekirdi. Ama bunların hiçbiri yok ne yazık ki. Onun yerine derinleşen yoksulluk, artan işsizlik ve can çekişen bir emekliler gerçeği var. Biz buradan söyleyelim. Emekliler sizin notunuzu 31 Mart seçimlerinde verdi. İşçiler sizin notunuzu 31 Mart seçimlerinde verdi. Eğer bir nota bakacaksanız 31 Mart'taki seçim sonuçlarına bakın. Orada gerçek tabloyu göreceksiniz. Bu kemer sıkma politikalarına devam ettiğiniz sürece halktan geçer not almayacağınızı da buradan ifade etmek istiyorum. Tamamlayın Sayın Koçyiğit. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Şimdi bugün Milli Eğitim Bakanı 20 bin öğretmenin ataması yapılacağını söyledi. Daha fare doğurdu bile diyemiyoruz. Yüz binlerce öğretmen atamayı bekliyor ama onun yerine sadece 20 bin öğretmen duyurusu yaptılar. Ama daha dikkat çekici bir başlık var Sayın Başkan. Bu 20 bin öğretmenin içerisinde sadece 10 Kürtçe öğretmeni atadılar, Kürtçe bilen. 6 tanesi kurmancı, 4 tanesi de Zazaki dalında. Yani burada da aslında ayrımcılığın devam ettiğini görüyoruz. Eğitim emekçilerinin yığınla sorunu var. Özlük hakları sorunları var, çalışma yaşamıyla ilgili dünya kadar sorunları var. Öğretmenler geçinemiyorlar ama daha önemlisi yüz binlerce öğretmen atamayı bekliyor. Ama Milli Eğitim Bakanı çıkmış 20 bin öğretmen atayacaklarını söylüyor. Ne diyelim, yani söyleyecek söz bulamıyoruz. Tarikat dinselleştirilmiş müfredata kafa yoracağına, gerçekten eğitim sorunlarına kafa yormasını Yusuf Tekin'e tavsiye. Tamamlayın Sayın Koçyiğit. Artık daha fazla bu ülkedeki eğitim sistemiyle oynamaya devam etmesinler. Yusuf Tekin'in yaptıkları bu ülkenin eğitim sisteminin altına dinamit koymaktır. Var olan, kısmi olarak var olan seküler eğitimi ortadan kaldırmaktır. Bilimsel, ana dilinde eleştirel bir eğitimin olması gerekirken ne yazık ki tarikatların müfredatını alıp milli eğitimin içine yerleştiren bir Milli Eğitim Bakanı'yla karşı karşıyayız. Çocuklarımızın geleceği tehlikede. Ben buradan bütün velilere de çağrı yapmak istiyorum. Çocuklarınızı Yusuf Tekin'in müfredatından koruyunuz. Hep beraber gelin, el ele verelim ve bu dinselleştirilmiş, tarikatların insafına terk edilmiş müfredata karşı da birlikte mücadele etmeye sokakta davet ettiğimi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, eğer izin verirseniz son bir başlığım kaldı. Onu da ifade etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz. Son kez açıyorum Sayın Koçyiğit. Derim. Şimdi özgür basın çalışanların 90'lı yıllarda yaşadıkları aslında zor süreci çok iyi biliyoruz. 89'da Cizre'de Yeşil Yurt köyünde askerlerin köylülere dışkı yedirmesini haber yapan Celal Başlangıç ne yazık ki sürgünde yaşamını yitirdi. Burada onu andığımı ve yakınlarına sabır dilediğimi ifade etmek istiyorum. Celal Başlangıç'ın yaşadıkları ne yazık ki sonlanmadı. Hala da bu ülkede muhalif basın emekçileri ve özellikle de Kürt basın emekçileri baskılara maruz kalıyorlar. En son Mezopotamya Ajansı muhabirleri tutuklandı. Onlardan Esra Solin cezaevinde işkenceye maruz kaldı. Tekli bir hücrede tutuluyor. Çıplak arama yapıldı kendisine ve diğer tutukluların yanına geçmesi için de örgüt üyesiyim diye kendisine evrak imzalatılmaya çalışılıyor. Biz buradan sesleniyoruz. Bütün bu hukuksuzluklara derhal son verin. Özgür basın emekçilerini serbest bırakın. İşkence insan...